Şu an Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi'ne geldik. Şimdi buranın özelliklerini size anlatmadan önce Halit Çambel adındaki bir hanımefendiden bahsedeceğim. Halit Çambel burayı müze yapmada bütün hayatını vermiş olan çok önemli bir insan. Buraya normalde bir Alman arkeolog geliyor ve çalışmaları bir yerden sonra devam ettirmeme kararı alıyor ve çok da fazla üzerine düşmüyor. Ardından Halit Çambel buradaki potansiyeli biliyor ve hissediyor, daha doğrusu çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etme kararı alıyor. Bir şekilde desteklerini buluyor ve Türkiye çapında çok ses getirecek çalışmalara imza atıyor ve ömrünü buraya alıyor. Hatta girişte kendisinin bir de büstü var. Onu da çıkarken göstereceğim. Bu Açık Hava Müzesi Türkiye'nin ilk açık hava müzesi. Aynı zamanda Yozgat'tan sonraki de ikinci milli parkı. İçerisinde şu anki gördüğünüz gibi sonradan düzenlenmiş surlar, duvarlar var. Bir sürü taşlar var ve buranın çok ilginç bir özelliği de şu. Türkiye'de, yani Anadolu'da Hitit yazılarının ilk okunduğu yer burası. Yani böyle de tarihi açıdan çok da önemli olan bir yer. Şimdi buraya çıkarttığım için nefes nefesiyim ama size çok güzel manzara göstereceğim. Şöyle. Burası Arslantaş Barajı. Güzel bir görüntüsü var. Sular tabii epey çekildi malum. Altında da çok ilginç bir kuş sürüsü var şu an. Kalp şeklinde sanki. Bakalım şuradan yukarı doğru çıkacağım. Daha güzel bir noktadan görürsem hemen göstereceğim. Görünüyor mu bilmiyorum ama tam şurada o bahsettiğim kuş topluluğu var. Suyun üzerinde, barajın üzerinde. Hep birlikte böyle bir hilal şeklinde duruyorlar. Çok güzel ya baraj. Tabii hava kapalı olduğu için birazcık böyle koyu renkli görünse de normalde renginin turkuaz olduğu söyleniyor. Şimdi ben şuraları göstereyim size. Bu sur duvarları epey yol boyunca devam ediyor. Mümkün olan her tarafı gezmeye çalışacağım. Burada çok eşsiz bir yer. Gerçekten çok eşsiz bir yer. Hemen şurada da bilgilendirme tabelaları sıra sıra dizilmiş. Yani buraya girdiğiniz zaman ekstra hiçbir bilgiye ihtiyacınız yok. Sadece şuradakileri bir 5 dakikanızı ayırıp okuyarak her şeyi öğrenebilirsiniz. Ama tabii ki de ben bunları sizin için anlatacağım. Çünkü ilginizi çekecek çok güzel bilgiler var. Hadi başlayalım. Evet, ilk olarak size göstereceğim şey bu yazıtlar. Bunların hepsi Luwi dili denen bir dilde yazılmışlar. Çok eski yazıtlar. Bunların çözülmesi çok çok yakın zamana kadar mümkün değilmiş. Gerçekten çok özel yazıtlar var. Ya bunlara resim dili deniyor. Yani resimle yazı yazmak. Zaten parçaları siz görüyorsunuzdur. Burada da altta yine yazılar olan başka bir şey. Bunlar da kralın hizmetkarlarıymışlar. Kral hizmetkarları, tasvirleri. Bunlara da boğa adamlar deniyormuş. Bunlar kapı koruyucularıymış. Ellerinde mızraklar ve ayakları boğa ayağı şeklinde. Burada da yazıtlar devam ediyor. Burada farklı bir türde de Fenikece'de yazılar devam etmiş. Aynı dilde, yani Luwi dilinde. Buradaki, yani en eski yazıtlar bu dilde yazılıyormuş. Ama bir sözlük görevi gören Fenikece'de de alternatif kopyaları mevcutmuş. Yani burada aynı anda iki tane dilde yazılar yazılmış. Bir nevi diğerinin sözlüğü şeklindeymiş. Burada kralın eğlencesi varmış. Burada bir şölen tasvir ediliyor. Görüyorsunuz böyle ellerinde şeyler. Müzikler, çalgılar, arplar. Burada da kralın bir yemeği varmış. Şunun içindekine turut peyniri deniyormuş şuradakilere. Burada yanında da palmiyelerle kralı yerlendiren kişiler varmış. Bu arkadaş da Çukurova kralıymış zamanındaki. Burada da başka bir törenden alıntı var. Bir kurban töreni var. Burada bir koyun. Burada da fırtına tanrısına dua eden bir çocuk grafiği var. Burada da başka bir eğlence atlarla birlikte. At bakıcısı da tam ortada bir tasvir var. Yazıtlı başka taşlar da burada devam ediyor. Şöyle göstereyim size bulunduğum alanın güzelliğini. Böyle bir giriş yaptık. Şimdi bunların hepsi tabii ki de yağmurdan ve diğer etkenlerden korunması amacıyla üstü kapatılmış. Burada hiyeroglifler ve çizimler, kabartmalar devam ediyor. Şöyle göstereyim. Parça devam ediyor. Aynı şekilde karşı tarafta da var bazı kabartmalar.
üzerinde hem yazılar hem de kabartmalar olan taşlar. De bunlar birazcık daha zarar görmüşler ne yazık ki. Bakın böyle çıkarımlar var. Bu karşınızda gördüğünüz dönemin fırtına tanrısı Tarhunzas Baal. Üzerinde kralın seslenişini içeren Fenikece yazılar bulunuyor. Önünde ve arkasında. Bu heykel, bu taş 62 parçadanmış. Bakın ayaklarına kadar yapılmış. Üstünde de yazılar devam ediyor. Her yerinde Fenikece yazılar var. Tarhunzas'mış. Yani en önemli kral, en önemli tanrı. Yani Yunanistan'daki Zeus'un bu bölgedeki adıymış Fırtına Kralı. Hitit dönemlerinden kalma bir kral. Onun da heykeli böylelikle ayağa kaldırılmış. Üzerinde yazan yazı da şu şekildeymiş. Ben Asativas'ım, güneşin kutsadığı adam, Tarhunzas'ın hizmetlisi. Adanalı kral Avarikus'un güçlendirdiği Tarhunzas beni Adanavalılara bir ana ve bir baba yaptı. Ben Adanava Ovası'nın gelişmesini sağladım. Daha da böyle anlatıyor da anlatıyor, bayağı uzun yani. Buraya Adanava diyorlarmış. Yani Adana değil de Adanava'ymış ve bayağı da yani yakınmış. Bayağı düşün, burası milattan önce 8. yüzyılda falan yapılıyor. Yani yaklaşık 2800-2900 yıl öncesinden geliyor bu yazı. Ve orada da Adanava deniyormuş. Şu çok ilginç bir söylem. Güneşin kutsadığı adam. Ben Asativas'ım, güneşin kutsadığı adam demiş. Buradaki kral. Çok da ilginç bir yazı. Şöyle bir yer buldum. Sanırım burada bir şehir yerleşiminin çökmüş bölümü var. Böyle etrafı çevrilmiş fakat herhangi bir bilgilendirme tabelası yok. Yani tahminen çok da önemli olmayan ama tabii ki de yani tarih sonuçta bu her tarafı önemli. Buranın yerleşim alanlarından biri. Şu anda bulunduğum etrafı hepsi şu şekilde taşlar. Hep böyle bir sur gibi. Şurada mesela oda yapıları var. Görüyorsunuz bunların hepsi şu an oda oda. Bu taşlar zaten hep el yapımı görüyorsunuz. Şu an bulunduğum yerin altı büyük ihtimalle ufak bir yerleşim yeriymiş. Burası yalnız sadece tarih olarak değil, doğal olarak da çok güzel bir yer. Şöyle ormanları göstereyim, ağaçlar böyle değişik değişik, her yerde sarmaşıklar, farklı tipte ağaçlar. Kabuksuz ağaç. Şuradan aşağıya doğru yol gidiyor. Bakalım ne var devamında. Burada da bir giriş ve birçok tasvir bulunuyor. At arabası var şurada. Bir at arabasıyla giden arkadaş var. Evet. Burada da oldukça ilginç yapılar var. Yine aynı şekilde. Az önceki de buna benziyormuş. Gözleri dahi var taşlı. Bakın Mısır'daki hiyerogliflerin neredeyse aynısı yani. Çok benziyor yapılar. Bakın. Yani şunda bir bariz bir Luxor etkisi var. Bunların anlamlarını da hemen okuyacağım sizlere. Burada tek tek anlatmışlar. Bu ilk girişteki kısım Sphinx'miş. O ilk gösterdiğim insan başlı aslan gövdeli mitolojik yaratık. O kuşlu kanatlı dediğim şey Griffon başlı Daemon'muş. Kartal başlı kanatlı karışık bir mitolojik yaratık. Asur ve Urartu tasvir sanatında yaygın olarak kullanılırmış. Mısır ve Hitit tasvir sanatında kraliyetin simgesiymiş. Az önce bahsettiğim gibi emziren tanrıça. Antik Mısır'dakilerle yine benzerliği varmış. Kralı emziriyormuş. Burada ayı avlayan kral varmış. Okuyla birlikte ayı avlarmış krallar. Güç ve cesaretini göstermek için. Burada da aslanlarla güreş yapan kral. İki aslan ile güreş yapıyormuş. Aslan avlayan kral. Burada da başka bir tasvir. Bu arkadaş da
tanrı Bes. Antik Mısır'da savaş ve eğlence tanrısıymış. Aynı zamanda doğum ve evin koruyucusu olarak koruyucusu olan tanrı cinsellik, mizah, yemek, müzik ve dans ile de ilişkiliymiş. Hepsini beraber kendisinde barındırıyormuş. Bu kralımız. Bu taraflarda da daha çok olayları anlatan, şölen anlatan. Burada yine bir Fenikece yazı. Komple bütün taşlar Fenikece yazı. Çok orijinal bir yazı tipiymiş. Burada da başka bir eğlence. Yine burada bir mızraklı bir kral. Burada da yine bir av sahnesi var. At, geyik tarzı bir şey alıyor olması lazım. Çok ilginç. Gerçekten çok güzel. Yani sanki bir Mısır gezisine gelmiş gibiyim. Yani Osmaniye'de Mısır'da yaşıyor gibi hissediyorum gerçekten. Az önce gösterdiğim yazıların da çok ilginç bir bilgi var. Ben bunu daha önce duymamıştım. Size de paylaşmak istedim. Çünkü çok güzel bir bilgi. Bu kabartmalardaki o Tarhunzas vardı ya, büyük bir heykel. Onun üzerinde yazan yazılar tarihteki ilk alfabe yazısı olan Fenikelilerden. Fenike diline mensupmuş. Arami diline yakın olan Fenike alfabesi M.Ö. 1200 yılında ortaya çıkmış ve Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. 27 ünsüz ve 3 ünlü işaretten oluşan yarı alfabetik yazı şeklidir. Herodot Yunanlıları yazıyı ve uygarlığı taşıyan kavmin Fenikeliler olduğunu belirtmiş. Günümüzde kullanılan Latin, Kiril, Arap alfabesi gibi birçok alfabe Fenike alfabesinden türemiş ve şu an burada Osmaniye'de Karatepe'deki Arslantaş Hava Müzesi'nde gördüğümüz yazılar dünyanın en eski alfabesine sahip olan yazılarmış. Yani ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir şeyin üzerindeyiz. Yani Osmaniye denince aklınıza gelir miydi bilmiyorum ama tarihte çok önemli şeylerin başlangıcının bu topraklar üzerinde olduğunu öğrenmiş oldum. Yani Osmaniye gerçekten ziyaret edilmesi gereken şehirler listesinde benim için böyle çok üst seviyelere çıkmaya devam ediyor. Bugün göreceğimiz diğer yerler de çok efsane noktalar. Yani bakalım daha ne kadar şaşırtabilir beni Osmaniye bilmiyorum. Bir önceki videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama onu da mutlaka izlemelisiniz. Bir önceki videoda da çok güzel bir yerliğe gittik. Zorkun Yaylası'na gittik. Ondan öncesinde de şehrin kalesine, Toprak Kale'ye gittik. Yani normalde Osmaniye'de 26 tane kale varmış. Yani kaleler şehri deniyor buraya. Bunlardan bazılarını sonraki videolarda da görmeye gideceğim. Hatta bugün Hemite'de de bir kale varmış. Onu da görebilirsem göreceğim. Baya baya Osmaniye dolup taşıyor ya. Böyle tarihtir, kültürdür, doğadır taşıyor. Ben şu an şuradaki çok güzel ormandan böyle kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Yürüyeceğim, girişi bulacağım. Sonrasında tekrar ana girişe kadar çıkıp Kastabala'ya gitmeye çalışacağım. Hatta otostop çekmek yerine daha böyle güzelce rahat rahat gezebilmek için aşağıdakiler abilerden bir rica edeyim bakayım. Beni götürürlerse çok güzel olur ya, harika olur. Şu an bu Arslantaş'ın, daha doğrusu buranın diğer adıyla Asativataya. Bunu da söylemeden geçmemek lazım. Asativataya. Buradaki tarih milattan, yani 1200 yıla kadar gidiyor. Milattan önce 1200'e kadar gidiyor dedim ya. Bu demir çağı demek oluyor. Yani hatta 700-800'e dayanıyor direkt şeyi. Ama tabii buradaki diğer eserler de milattan önce 1200'e kadar gidiyormuş. Yani 1200 ile milattan önce 300 arası demir çağı oldu. Yani bu şehir demir çağından kalma. Şu an burada oradan kalma eserler var. Yani bakın, demir çağından kalma eserler var. Yani M.Ö. 1200 ile 300 arasından kalıyor. Bakın bunların hepsi bu bölgedeki ne kadar tarihin eskiye gittiğini anlatıyor. Tabii ki de bunların hepsi şu an böyle size yakın geliyordur. Göbekli Tepe çıktı çünkü. Yani 13.000 yıl kadar geriye gidiyor. Tabii ki de bu nedir ki diyoruz ama yine de bu da çok önemli bir kısım. Böylesine büyük eserler. Bakın mızrak ucu bunlar. Bu da taştan yapılma kısımlar. Buradaki kazılardaki böyle aşamalar, hepsini böyle tek tek fotoğraflamışlar, arşivlemişler. Birçok insan çalışmış. Burada da diğer Domuzda Püstün kaidesi. Hayat ağacı. Başka bir hayat ağacı kabartması da burada var. Fırtına tanrısı. Buranın tahmini olarak yapısı bu şekilde. Yani suya doğru iniyor. Aşağıda Ceyhan Nehri var. Aşağıdaki kalenin olduğu yer giriş. Ve ana giriş.
Burası böyle bir şehirmiş. Yani kaleyle korunacak kadar çok kıymetli şeyler varmış. Şu aşağıdaki zaten bu yeşil gördüğünüz yer Ceyhan Nehri. Zeki abi, buradaki görevli kişi Zeki abi sağ olsun kırmadı. Ana yol girişine kadar otostop çekeceğim yere kadar getirdi beni. Burası Kadirli Osmaniye'nin böyle arasında kalan böyle ama tabii ki de doğuya doğru Maraş'a doğru kalan kısmında Karatepe Açık Hava Müzesi'ydi. Çok güzeldi, ben çok sevdim burayı. Bayıldım yani, ne diyeyim ki. Buradan şimdi otostopa başlayacağım. Otostopla da yola devam edeceğim. Şöyle güzel bir yol var karşıma ya. Gerçekten mükemmel bir görüntüsü var. İsim neydi abi sizin? Ahmet. Ahmet abi, Furkan ben de. Ahmet abiler aldı beni, araçla gidiyoruz. Su şimdi? Kumkaya. Kumkaya. Evet. Gölcük'te bizden arkadaşlar var mı? Efendim? Gölcük'te. Gölcük'te. Yani orası Kocaeli'ye daha yakın. Bizim oraya değil. Birlikte gidiyoruz. Ahmet abi şuradan gitti. Beni bıraktı. Köyüne doğru gidiyor, buradaki bahçeymiş buranın adı. Bahçe köyü. Oraya gidiyormuş. Benim gideceğim yerde hemen şurası. Neredeyse dibine bıraktı sayılır. Tarlalardan git istersen dedi de o topa hiç keresim yok. Bana bir tane su ikram etti. Dedi sen dedi yoldasın dedi, lazım olur. Sana bir su vereyim. Arkada da suları vardı. Tamam dedim, aldım. Şimdi yürüyeceğim. Kale çok da uzakta görünmüyor aslında ama bakalım, bir 20 dakika falan sürer gibi oraya yürümem. Sesi duyuyor musunuz? Hiç göremediğim bir sürü kuş var şu an çevremde. Şunların arasında da herhalde. Her yerde kuş var. De hiçbir görünmüyor. Tarlanın arasına mı girdiler artık, ne yaptılar bilmiyorum ama. Neyse, konumuza dönelim. Şu an Kastavala antik kentine doğru gidiyorum. Hatta çok güzel bir kale var, böyle uzaktan uzağa görünüyor. Şöyle hafiften yakınlaşalım. Güzel bir kale var. Güzel şeyler göreceğiz gibi hissediyorum. Gördüğümüz en güzel kalelere devam ediyoruz. Yani toprak kale, yani bir önceki videodaki toprak kale gerçekten çok güzeldi. Ama bu mükemmele doğru gidiyor yani. Görüntüsü çok hoş. Sanırım ilk defa başarılı bir kale restorasyonu göreceğim gibi hissediyorum. Neyse, şu an geldik. Şurası çok güzel bir bulvar. Burada göreceğiniz her şey şu an Roma'dan kalma. Burada da bisikletçi Remzi ile karşılaştık. O da bisikletiyle gelmiş buraya gezmeye. Şimdi birazdan sura çıkacağız. Sura çıkmak birazcık sıkıntılı oldu. İzin alınması gerekiyordu. Tabii ki de ben izinlerini almıştım ama buraya iletişime geçmemişler. Birazcık bekledim ama şimdi de kaleye doğru çıkacağım. Burası rüzgarlı ve birazcık sert bir yamaç. O yüzden tehlikesi de var diye birazcık böyle bir güvenlik önlemi almışlar. Şimdi burada göstereceğim yerlerde bir arena da var, bir amfiteyatro da var. Bu kent her şeyden önce bir Hierapolis. Latince'de kutsal şehir anlamına geliyor. Burada böyle tapınma eylemlerinin fazla yapıldığından dolayı Antiochus adındaki bir hükümdar buraya Hierapolis adını vermiş. Sonra sikkelere de basılmış zaten. Oradan da anlaşılıyor. Şimdi birazdan burada birazcık daha dolaştıktan sonra alana, kaleye de çıkacağız inşallah. Şehrin olduğu kısımlara da parça parça geldik. Burada sur duvarı. Bayağı da geniş. Bayağı büyük bir şehir. Kale yukarıda. Manzaramız da efsane. Burada bir ağaç tutulmuş buralara. Gezeceğiz bakalım. Burayı korumaya gösterdikleri özen kadar temizliğe de özen gösterselermiş keşke. Bir arenayı da bulacağız umarım. Tiyatro ile arena aynı şeyden bahsetmiyorlardır. Çünkü ikisi farklı şeyler. Bayağı bir kaya yapıları var. Kayaların iç kısımlarında da böyle kilise var, sunak yapıları görüyorum ama bakalım, gidince göreceğiz. Remzi de lise sondaymış. O da ileride ben de gezeceğim diyor. İnşallah. Hamam varmış, bir hamama gidelim bakalım. Bir kese atarsın artık lan abi. Önden gelme sadece. Hamam varmış. Antik tiyatroya geldik gençler. O kafadan şöyle bir 2000 kişilik falan var. 3000 kişilik var. Büyük ihtimalle bir katı daha varmış ama yıkılmış şu an. İskenesi de komple yıkılmış. Platform yok. Burayı kazmışlar böyle bir benzerlik oluşturmak için. Buraya da böyle topraktan dikmişler. Yukarıda kale. Burada gece efsane olurmuş ya. Şurada arka tarafta da hamam yapısı var. Bir de oraya bakacağız. Evet,
Kastamonu antik kent. Bildiğiniz kent gibi kentmiş ya, güzelmiş. Beğendim. Yani Akdeniz bölgesinin en güzel kentlerinden biri bence. Roma hamamına geldik. Kastabala Hierapolis hamamı. Şöyle kat kat yapılmış. Tabi şu an planı tam belli değilmiş o yüzden. Şöyle dikine bazı ana kısımlar kalmış. Şu taşların hepsi Roma döneminde tek tek şu şekilde yapılmış. Bu da hamamın yani hangi duvarı bilmiyorum ama gerçekten ilginç. Burası hemen tiyatronun yanında kalıyor. Bakalım daha kazılsa çıkarmış ama kazmamıştı herhalde çok fazla. Şimdi yolculuğumuz kalenin üst kısmına doğru gidiyor. Görülecek böyle epey bir kalıntı var. Yani arena diyorlardı ama ben arenayı bulamadım bir türlü. Böyle Google'dan da baktım. Ekstra bir yer de görünmüyor. Onu ben bir daha soracağım. Nerede diye. Ama şu giriş çok güzel ya. Sanki böyle Rivendell'a giriyorsun. Orta dünyada. Gördüğüm en güzel kale girişi şu an. Şimdi şu güzel giriş kapısından gidelim bakalım. Süper değil mi ya? Biraz da geç girelim dedim. Bayağı içi burası. Buradan mı çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz? Şu patikeyiz herhalde. Sana bir yer. Ama bu bölge epey rüzgarlıymış. Pazarını böyle yani. Şu fırtına tanrısı vardı ya diğer tarafta. O da buranın tanrısı garanti. Duydu herhalde bizi. Şimdi şehrin bütün ayrıntılarını böyle kaleye çıkmadan önce bir de şuradan gösterelim. Manzarayı. Giriş yaptığımız yer orası bulvar. Şurada güzel bir yer var, oraya da gideceğim. Şurada şehrin ufak tefek ortaya çıkardığı alanlar. Burada da var. Hamam orada, tiyatro orada. Harika bir yer ya. Şu aşağıda da birkaç yapı var. Sanırım şurada 2-3 tane blok görüyorum. Buradan sur aşağıya doğru iniyormuş kemerli bir şekilde tahminen. Bayağı da gidiyor. Karşıdaki tepelere kadar çıkacaktır. Kalenin iç kısmındayız. Tabi buraya otlar bürümüş. Girmek sıkıntı. Manzarası güzelmiş kalenin ama. Oh, epey yorulduk. Bayrak parçalanmış. Kalenin bayrağı. Kalenin böyle sadece dış yapısı ayakta. Şuradan yukarı çıkıp bir soluklanıp anlatacağım. Gençler, size bir ilk yapıyoruz ve kaleyi üstten gösteriyoruz. Normalde buraya çıkmak şu an valilik emriyle yasaklanmış durumda. Çünkü burada bir öğrenci sınırları zorlamaya çalışırken, şu surların üzerine çıkmaya çalışırken düşmüş. Ve bu yüzden de valilik buraya çıkışı yasaklamış. Şimdi biz burayı sizlere göstermek, tanıtmak ve Osmaniye'nin ne kadar güzel olduğunu anlatmak için tekrardan çıktık, izin aldık özellikle. Tabii bu birazcık da kendime güvendiğim için izni verdiler bana. Sağ olsunlar. Zaten buradaki güvenlik önlemleri de alındıktan sonra, tekrar düzenleme yapıldıktan sonra burası açılacak. Açıldıktan sonra da rahat rahat gezmeye gelirsiniz. Şimdi de biz burayı hiç kimse gelemiyorken bir gelip gösterelim dedik size. Çok güzel bir manzara var yani. Şu duygu tarif edilemez ya. Umarım böyle en yakın zamanda şuradaki çıkışları falan düzenlerler de burada güvenlik önlemlerini de alırlar. Daha fazla insan gelir bu manzarayı gelir, görür ve ziyaret ederler. Ay çok güzelmiş. Şimdi arka tarafına doğru devam edeceğiz Remzi ile. Remzi de bugünkü yol arkadaşım oldu. Normalde onun da çıkış izni yoktu, vermemişler. Abi çıkamıyoruz dedi. İyi dedim, alırız izni. Çıktık çok yukarı. Vallahi bakalım arka tarafta ne varmış. Oy çıktık. Bayağı tepelere. Tam şu karşıda görünen tepenin adı Düldül Dağı'ymış.
Maraşlı Osmaniyeliler tabii ki de kapışıyorlarmış bizim diye. Surun en üstündeyiz şu an. Bakalım şöyle çok uçlara kenarlara gitmeyelim. Rüzgar var, ne olur ne olmaz. Manzarası böyle kalenin. Kale gibi kale yani. Burayı da göstermiş olduk. Şimdi diğer taraflara da gideceğiz. Artık kale gezimizi de sona eriyor. Evet, Kastamonu'nun en aşağısına tekrardan indik. Bu güzel manzarayı da size göstermiş oldum. Osmaniye'de gezilecek noktalarda bugün anlattığım ikinci noktada Kastabala Antik Kenti ve Bodrum Kalesi diye koymuşlar isimlerini. Bodrum Kalesi'ne geldik. Burada aynı anda böyle kilise yapısı, sunak yapısı, sütunlar, bulvarlar, yani bir şehirde, Roma şehri ne kadar bir şey varsa hepsini bu şehre koymuşlar. O yüzden buraya bir de Osmaniye'nin Efes'i diyorlar. Yani tabii ki de Efes kadar bir şey yok ama gerektiği kadar uğraşılırsa bence Efes kadar şey buradan da çıkaracaktır diye tahmin ediyorum. Gerçekten müthiş bir yerde. Osmaniye'deki tarih noktaları gezdiğimiz yerinde bugünkü sonuna geldik. Kastamonu'dan herkese sevgiler. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben Furkan Kumkaya. Kendinize iyi bakın. Güle güle.